Üçüncü yarışta 3-4 oyna. 3-4. Öteki yarış ne olur dersin? Bu sana oğlum. Sünnetimde gelmişti. Saat gibi işler tıkır tıkır. Bu da sana evladım. Sünnetimde gelmişti. Saat gibi işler tıkır tıkır. Bu zaten saat ya. Yavrum. Sağ ol kaynana, yıkanmış kadar oldum. Dikkatli ol Emi. Merak etme sen, hakkınızı helal edin. Helal olsun. Al. Bu ne? Borç listesi. Bıraka bıraka bunu mu bıraktın? Yo, iki don bir de atlet bıraktı. Herhalde donu ağlıyor. Amin. Çok şükür sen bana. Allah! Ay, ay. Sen miydin Kenan amca? Kimden kaçıyorsun oğlum? Kaynanandan mı? Hayır Kenan amca. Peşimdeler. Beni bekliyorlar yakalamak için. Kimler? Hepsi bildikleri. Yandın desene. İşin zor. Gazan mübarek olsun. Göreyim seni. Yakalanma şunlara. Sağ ol Kenan amca. Öpeyim. El öpenlerin çok olsun. Hadi yolun açık olsun. Ha Niyazi? Bir dakika. Niyazi. Ya şehit ol ya gazi. Bana kalırsa bok yoluna gidiyor bu Niyazi. Hanım hanım. Niyazi yola çıkmış. Yakalamazlar inşallah. İki evladına yazık olur. Vah Niyazi vah. Dananın kuyruğu koptu. Hadi bakayım göreyim seni. Niyazi'yi mahvedecek. Bah Niyazi, bah. Thank you.
Vallahi vereceğim. Ay başında. İkramiye de alacağım. Hepsi sizin, kuruşuna kadar. Gelmeyin be. Vereceğim dedim ha. Yıkın. Yapmayın. Kasap kendine gel. Beni koyun mu sandın kasap? İmdat! İmdat! Ya ola! İmdat! 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 Beni kesiyorlar! Kurtarın! İmdat! İmdat! Kurtarın beni! Kurtarın! İmdat! İmdat! Kurtarın, kesiyorlar! Ah! Kurtarın beni! İmdat! Uyan, işe geç kaldın! Yağmur mu yağdı? Ne işi ya? Kestiler beni, ben yaşamıyorum ki! Kim kesti? Manav, kasap, bakkal, oduncu, hepsi birden! Ay, saçmalama! Hadi kalk işine! Rüya görmüşsün! Sahi ya! Rüya görmüşüm. Beni kesmemişler, tamamım. Ya şimdi çarşıdan geçerken sahiden keserlerse? Bir çare bulmak lazım. Tamam, buldum. Niye bağırıyormuş senin köylü öküz gibi? Herhalde rüya gördü. Yol, bunun rüya görmesi bile acayip. Anne, peynir yok rüya mu? Yok oğlum. Ya yok mu anne? O da yok. Baba değil ki sizi düşünsün. Korkmayın benim. Ay, aynı mı patlattın? Ne bu halin böyle? Baloya gidiyorum. Baloya mı? Ne balosuna? Esnaf balosuna. Baloya gideceğinle şu sofraya iki ekmek daha fazla koy. Bak, çocuklarının benzi sapları. Yahu ne balosu, kamuflaj. Çarşıdan rahatça geçebilmek için. Baba, bize bisiklet alacak mısın? Bir gün alacağım. Hem de ikinize birden. He, çocuklar söz verip durma. Sen oyuncak bisiklet bile alamazsın. Ha, şimdiki kafam olsaydı sana gül gibi kızımı verir miydim hiç? Ha. Aa, sende kafa var mı kaynana? Ne? Gül gibi kıza bak. Ha. Ne gülü bu ya? Diken, diken. Bana hayır bakın. Ya Niyazi sana borcumu ödedi mi? Ödemedi. Ya sana ödedi mi? Bana da ödemedi. Bir bulsam çiğ çiğ yiyeceğim namussuz. Bana da ödemedi namussuz. Merhametten marası asıl olurmuş derler. Ama onu bir elime geçirirsem ciğerini doğrayıp köpeklere yedireceğim. Canım sen ciğeri bırak da parana bak. Oh be, kurtuldum. Bana bak. Üstündekiler satılık mı? Yes. Deli bu yahu. How are you? Sen deli. Ha, sen turistsin. Yes, deli turist. Hemşerim, bunun içinde ne var? Sıçan ölüsü mü? Ne sıçanı? İstavrit, işkembe, bumbar. Herhalde 100 senelik olmalı. Burnumun direği düştü. Bunların hepsini birlikte mi yiyorsun? Evet. Ne mide var be? Çöp bidonu gibi. Ah oğlum ah! Senin kokudan burnunun direği düştü.
Benim burnumun direği de gelinim olacak o ahlaksız karıdan düştü. Böyle gelin düşman başına. Oğlumu uşak gibi kullanıyor. İş güç hak getir. Sabah kocası dışarı, arkadan o dışarı. Niye be hanımcık be? Niye arkadan konuşuyorsun be? Bir de senin gelin cihazına sormalı. Bakalım o ne diğeri ha? Tabii ki aleyhimde konuşacak. Kaynanası hakkında iyi konuşan gelin görülmüş mü ki ha? Görülmüş. Kimmiş o? Benim karı. Kaynanasının arkasından o kadar iyi konuşur, o kadar iyi konuşur ki bulsa bir kaşık suda boğacak. Bulamıyor çünkü öldü. Evet beyler, ücretler. Türk'üm beyler, trafik polisi. Bakın beyler. Çekin. Kandırdım, kalkın. Bu herif insan dalga geçiyor. Ne o Niyazi Bey? Yine 10 dakika geç kaldınız. Taksi tutup gelecek değiliz ya. Ben nasıl vaktinde geliyorum? Kız olsaydım tabii ben de gelirdim. Hususi arabalar sağ olsun. Şimdi bunları bırak. Beyitler hazır mı? Ne beyitleri? Ne olacak? Karamelaların içine konacak beyitler. Eğer yazmadıysan patron senin suyunu sıkıp içer. İçer içer ama sonra da ishal olur. Orasını bilmem. Beyitler hazır mı, sen ona bak. Hazırım. Biz hep hazırız. Ama o hazır değil. Zam istiyoruz, sık dişini diyor. Sıka sıka ağzımızda diş kalmadı. Söyle, aç ayı oynar mı? Bal gibi oynar. Hayat parasız da olur ama aşksız olmaz. Kızım senin tuzun kuru. Senin için para önemli mi? Salla poponu, al paranın topunu. Sen paradan haber ver. Aşkmış. Aşk pirzola yerine geçer mi? Bu kafayla, bu boş mideyle beyit yazıyoruz. Helal olsun bana be. Niyazi Bey, müdür bey sizi çağırıyor. Peki, geliyorum. Bunlar ne be? Beyit. Ne beyiti? Sen bunlara beyit mi diyorsun? Hep geçim sıkıntısı. Şu hale bak be, şu hale bak. Aybaşı geldi çattı, memur da şafak attı. Nasıl geçeriz çarşıdan, kasaba manava yakalanmadan? Ha, bir tane de oduncu için olacaktı. Başlatma şimdi oduncundan moduncundan. Beyit mi bu be? Bunu okuyan bir daha çık çık karamelası alır mı? İnsanların içini karartmak için mi yazdırıyoruz bunları? Ne yapayım, elimde değil. Çektiklerimi dile getiriyorum. Bir zam yapsanız. Zamla ne ilgisi var be? Ferahlayınca o zaman ben de ferahlatıcı şeyler yazarım. Tahayyül et. Neyi? Ferah olduğunu. Edemiyorum ki. Aklım hep fiyatlarda. Allah Allah. Zorla kendini. Olmuyor. Başka şeyler düşün. Aşkı düşün. Sevdalıları düşün. Onlara umut ver. Olmuyor. Bırak artık şu manalı kasabı. Ben bırakacağım ama Halim Bey. Onlar benim yakamı bırakmıyorlar. Uykuma bile giriyorlar. Sana son defa ihtar ediyorum. Ya adam gibi şeyler yazarsın, yahut da kapıyı boylarsın. O kadar. Güzel şeyler düşün. Dağları, rüzgarları, denizi, martıları. Deniz insana huzur verir. Patron, deniz için bir tane var. Denizde yüzüyor boy boy odun. Evde ne şeker kaldı ne de un. Denizde balık gibi yatıyor ay. Şinanay yavrum şinanay. Böyle giderse pahalılık vay vay vay. Kafada ne tahta kalacak ne de yay. Böyle saçma sapan beyitler yazmaya devam edersen bütün maaşını keseceğim, haberin olsun. Bütün maaşını. Yıkıl karşımdan. Defol. Bir şiir daha var, okuyayım mı? Defol! Baba, hani bize bisiklet alacaktın? Alacağım oğlum. Sınıfı geçince demiştin, geçti. Ben sınıfı geçemedim ama da. Patron zam yapmadı. Ama söz vermişti. Tamam söz. Şimdi hesaba gelelim. Bu bakkala, bu manava, bu kasaba, bu oduncuya, bu elektrik, bu su, bu da bize.
Sen aklını oynattın galiba. 1000 lirayla bir ayda ne yapılır? Zehra, 1000 lirayı küçümseme. Alınacak zavallı. İsterse gebersin. Herif, elinde 30 bin lira varmış gibi davranıyorsun. 1000 lirayla bir ayda ne yapılır? Ne mi yapılır? Günde 33 lira eder. Ayda 999 lira. 1 lira da artar. 1 lirayı da çocukların bisiklet parası olarak biriktireceğiz. Demek ki 3000 sene sonra bisiklet alabileceğiz. Azrail'e söyle 3000 sene gelmesin. Sana uğramasın. Vallahi sende tahtaya sürülecek akıl yok. Benim aklım senin aklın gibi dışarıda değil ki tahtaya süreyim. Fesübhanallah, fesübhanallah. Gidip borçları dağıt. Gel kızım, gel bakayım. Korkma, korkma. Gel bakayım, gel. Kaçma canım oğlum. Kaçma, hiçbir yerin acımayacak. Gel canım, gel. Gel yavrum. Gel, gel. Hayrola kasap? Ne arıyorsun burada? Borcumu getirdim. Eşek kesmeyi bıraktın, kedi mi kesiyorsun şimdi de? Niye etiketlere bakıyorsun? Ya bu şeftalinin önü 300, arkası 400. Nasıl oluyor bu iş? Ya sen bırak etiketi falan da şu borcunu bir, borcunu. Buyur borcumu. Bana bak. Sen de bu etiketler gibi çift taraflısın. Allah kahretsin. Bakkal efendi. Ne var? Borcumu getirdim. Sen ne yapıyorsun orada? Evet, şey, kefe delinmişti de yamıyordum. Ya. Aman dikkat et, senin bir tarafın delinmesin. Seni de yamarlar. Merhaba oduncu, merhaba. Ne işin var burada? Borcumu ödemeye geldim. Sonra verirsin babam. Olmaz, şimdi vereceğim. Ha, ver hadi. Ya sen ne yapıyorsun? Yerleri suluyorum. Ama biraz önce odunları suluyordun. Bunlar ağaç değil ki, odun. Niye suluyorsun peki? Var bir bildiğin herhalde. Ha. Ağır çeksin diye suluyorsun değil mi? Defol! Yer miyim ben? Hadi eyvallah. Bana bak, bilirsin şakam yoktur. O atı yarışa sokmayacaksın. Fakatı makatı yok. Bu at bu hafta koşmayacak. Bir bahane uydur, sakat de. Yahu sakat değilse sakatla. Yoksa ben şimdi gelir sakat ederim o hayvanı da seni de. Ondan sonra at da sen de ikiniz de baspalona gezersiniz, anladın mı? Size gelince toplayabildiğiniz kadar para toplayın. Borcunu ertelemek isteyenlere gereken cevabı verin. Evini haciz ettirin. Ayağındaki donları alın. Ne yaparsanız yapın. Hadi bakalım, hadi durmayın. Merhaba. Merhaba. Hayrola Niyazi, sen kahveye gelir miydin? Şöyle bir bakayım dedim. O ne? Yarış tahmini. Toto mu? Yok canım. Atlar, at yarışları. Sen burada bekle.
Selahattin Bey, 4000 lira. Kim bunlar? İlki Yaşar, 8200 lira. Halil, 12500 lira. Üstümde para yok, yarın vereyim. Yarın mı? Dün de yarın demiştin. Yarın söz. Bir haftadır aynı lafı tekrarlıyorsun. Kazım abi sevmez böyle şeyleri. Sana 10 gün mühlet. Vermezsen evine haciz getiririm. Kazım tahsilat şefi mi? Ne vergisi bu? Gelir vergisi mi? Ne diyorsun be? Evet. Anladın mı? Anladım. Ne biçim vergi memurları be? Pazar günü vergi mi toplanır? Vergi memurları değildi. Ne topluyorlardı peki? At yarışı borçlarını. Sen karışma. Sen karımızın yüzünü bu kadar boyuyorsun lan he? Şimdi ben sana gösteririm. Kemiklerini kırmazsam... Polis geliyor Davut. Vay canım kardeşim. Uzun zamandır konuşamamıştık seninle. İyi misin? İyiyim sağ ol. Seni birden tanıyamadım affedersin. Ben seni zaten tanıyamadım. Ay, ziyan yok canım. Hadi hoşça kal. Herif beni boğuyor. Sonra da canım kardeşim diyor. Öptü de. Allah Allah. Ne yaptın? Bu Davut seni çiğ çiğ yer Niyazi. Halbuki benim haşlamam iyi olur. Ama yürü. Bakıyorum neşen yerinde. Nasıl neşeli olmam? Hiçbirinize borcum kalmadı. Fazla sevinme. Daha ayın başındayız. 2 gün sonra gelip veresiye diye yalvaracaksın. O zaman da canını okurum. Ağzını hayıra aç kasap. Yıllarca bize sığır eti diye eşek eti yedirdin. Biz de eşek eti yiye yiye eşek olduk. Hadi eyvallah. Martılar, martılar uçuyor. Gökte uçuyor malar, denizde kum gibi balıklar. 1 kilo istavrite 300 lira diyorlar. Olmuyor, olmuyor. Aklım hep fiyatlarda. Çocuklara ayakkabı, karıya manto lazımken benim martılarla işim ne? Hem senelerdir beyit yazıyorum, elime geçen ne? İçimde karamela çıkacak. Peki sonuç? Madalya mı taktılar? Neymiş? Martılardan bahsedecekmişim. Göklerde süzülüşünden bahsedecekmişim. Süzülen biri varsa o da benim. Geçim sıkıntısından süzülüyorum. Tabii peynirden bahsedeceğim. Patates soğandan bahsedeceğim. Tencereye onlar giriyor, martılar değil. Martılar tencereye girmiyor. Martılar, 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 martılar. Aferin martılar, ya. Martı Halim, buyur patron. Aferin sana. İşte hep böyle martılardan bahset. Martılar, martılar. Yahnisini mi yapıyoruz yoksa tavasını mı? Martılardan kes bir döner yağsız olsun. Yanında martı yumurtası rafadan olsun. Herif kalk öğlen oldu. Martı geldi. Pazar günü bu kadar zıvarıp yatılmaz ki. Martılarmış. Kasap manav bitti. Şimdi martılara sıra geldi. Hadi herkes seni sofrada bekliyor. Martı yumurtası var mı? Hı? Martı yumurtaları rafadan olsun. Aman. Martı kızdı.
Siz buna kuru fasulye mi diyorsunuz? Ya ne olacaktı? Ben çorba zannettim. İçinde hiç fasulye görmeyince. 33 liralık fasulye bu kadar olur. Beğenmedinse git lokantada ye. Hadi, hadi sana güle güle. Baba, bana bisiklet almayı unutma. Ne olur benim güzel babacıma. Aman, kornası da olsun. Aman bana kalırsa borazanı da olsun. Ben bir hava alıp geleyim. Al bakalım. Zaten başka bir şey aldığın yok. Akşama aldığın havayı getir de bir güzel tavasını yapayım ha? Yarım kilo mu olsun yoksa bir kilo mu? Şimdi sana dalga geçmeyi gösteririm ben. Ah! Esmerimi oynayın esmerim abi, tek favori. Esmerim diyorsun ama geçen hafta bizi yaktı. Abi esmerim oynayın. Bu hafta da bizi yakarsa ne olacak? Olmaz, peki. Esmerim. Peki, sağ ol, teşekkür ederim. Hı-hı. Sağ ol. Ne çalışıyor bunlar? İmtihan mı var? At yarışı. Mahallede bir bu eksikti. O da geldi, tamam oldu. Şu hallerine bak. Zelzel olsa kıpırdamayacaklar vallahi. Ne yapsınlar umut dünyası. Ramazan Şen adındaki vatandaş 240 liralık oynadığı altılı ganyandan tam 13 milyon lira kazandı. Yani at yarışından mı kazanmış? Evet. 240 lira nereye gitmiyor ki? He vallahi. Şu hallerine bak. Kendilerinden geçmişler vallahi. Top atsan duymazlar. Güm! Güm! Duymadılar vallahi. Bu koşuda Koçaro'yu tek geçerim. Allah Allah! Bu at kum da gelmez oğlum. Ama jokey Süleyman. Ben derim ki Nazlı'yı tek geçelim. Niye? Niyesi var mı? Yarış hem kumda hem de atın kilosu hafif be kardeşim. Tamam tamam, yazalım o zaman. Şu at beni düşündürüyor. Merhaba arkadaşlar. Merhaba, ne haber Tiyocu? Bu koşuda 4 numaraya oynayın. Peki, kim söyledi? Atın sahibi söyledi. Esmerim geçilmez dedi. Ne kadar paranız varsa yatırın, mesulü benim. Oğlum bana bak, para yatırıyoruz. Atın maması tamamsa oynayalım. Herhalde. Adam böyle iddialı konuşur mu? Baksana bütün tahminciler 0 puan vermişler Esmerim'e. Bu koşuyu Esmerim'e yedirmezler oğlum. 3 milyon ikramiyesi var. Hmm. Tay koşusu bu be Hayri. Tayın ne yapacağı belli olur mu? Tabii. Söylemesi benden. Hadi eyvallah. Ne dersiniz, oynayalım mı? Oynayalım ben. Be. Bakarsın tutar. Hadi. Nasıl oynanıyor bu altılı ganyan? Ganyan değil, ganyan. Bir sen eksiktin. Baksana Kenan amca, 240 liraya 13 milyon. Önce bir öğrenelim. Altılı ganyanda önemli olan 6 yarışın birincisini bulmaktır. Oha, nasıl bulunur be? Atları tanımak lazım, değil mi? Şart değil, bak tahmin kağıtları var. Mesela şunu ele alalım. Birinci koşu ne diyor? Ne diyor? Serhan. Kaç puan vermiş? 100 puan. Urartu 70 puan. Peri kızı 20 puan. Derin su 0 puan. Demek ki bu koşuda favori kim? 100 puanlı Serhan. Onu seçeceksin, tamam mı? Peki ya 0 puanlı derin su gelirse? Mesele orada. Sürpriz atı bulmakta. Bu da his meselesi tabii. Demek kim iyi hissederse o milyonları alıyor. Anladım. 30 milyon, 70 milyon, vergisiz net. Ne bakkal, ne kasap, ne martılar. Net vergisiz, ganyan hissedeceksin. Güle güle martılar. Yerine gelsin atlar. De ulan de. Allah ne be? Atlar nerede? Kim vurdu? Ne atları be? İşe geç kalıyorsun. Böyle giderse bir gün patronun seni kovacak, anladın mı? Beni de her sabah çalar saat olarak kullanmaktan vazgeç. Bu son. Seni bir daha kaldırmam vallahi. Bu çalar saat olursa
Kaynana duvar saati olur. Bizim gelin bir de pasaklı. Gezmekten ev işi yapmıyor. Çamaşırı aklına gelirse yıkar. Kocasına kirli çamaşırları yıkanmış diye giydiriyor. Ay benim duyar oğlan da ağzını açıkla bir kelime söylese ne olur. Bugünküler daha felaket kokuyor. Ne aldı? Paça. Paça mı? Kusacağım. Allah! Trafik polisi! Ayaktakiler çökün! Tamam, kalkın. Tehlike geçti. Çökün! Kandırdım, kalkın. Buldum, altılı ganyanı buldum. Yemin et. Bak. Hadi iyisin. 100.000 lira okur bu altılı. Okumaz çünkü yatırmadım. Yatırmadın mı? Yo. Ne yaptın be Niyazi abi be? Olur mu be? 100.000 lira bu be. Kendimi kontrol ettim. He? Tutturabiliyor muyum diye. Yarın yarışlara gideceğim. Severler, 3 yaşlı İngilizlere ayrılan günün 2000 metrelik ve bu önemli koşusu biraz sonra başlayacak. Start verildiğine yarış başladı. Recep, Seren ve 3 numarada Yahu Bigah hemen öne geçtiler. Sayın yarışseverler, ben hemen sizden atları tanıtayım. 1 numarada Recep, 2 numarada Seren, 3 numarada Yahu Bigah, 4 numarada Demirgör, 5 numarada Tüken, 6'da Noyan, 7'de Bir Kerkul ve 8'de Nurtanem şeklinde yarışıyorlar. Sayın yarışseverler, şu anda Recep ve Seren İki boy önde gidiyorlar. Diğer atlar toplu halde bunları takip ediyor. Evet, bu atların hepsinin orijini çok çok iyi. Ve bunlardan Demirgör'ün dedesi 1944 yılında Gazi koşusunu kazanmıştır. Birbirinden kıymetli bu atların katıldığı yarış şu anda Recep'in ve Seren'in beraberliğinde devam ediyor. Recep ve Seren şu anda at başı gidiyorlar. Arkalarından hemen Yahu Bigah ve Demirgör atak yaptı. Hemen arkasından da Tüten'i görüyor. Tüten'in sağrısında Noyan ve Noyan'ın sağrısında da Bir Kerkul şeklinde yarışıyorlar. Recep hala önde. Seren onu bir boy geriden takip ediyor ama Yahu Bigah'ın atakları acaba Recep'i yakalamaya yetecek mi? Arkalardan Demirgör'ün atağını görüyorum. Evet, potaya yaklaşırken 3 at beraber gidiyor. Demirgör, Recep, Seren acaba hangisi? Demirgör atak yaptı, potaya yaklaşıyor ve potayı Demirgör geçti. Hey, kazandın! Biletin yazısı nerede be? Biraz evvel yedi. Bir parmak at da çıksın. Yedim mi? Burası uğursuz geldi. Gel oraya gidelim. Hadi nasıl be? Hadi nasıl be? Hadi oğlum!
kaybettik, bilet alıp geleyim. Niye yırtıyorsun? Gene kaybettik, bilet alayım. Karıyı boşayıp bu Ayşe'yi mi alın? Sus be, konuşma be! Ay burada gel yavrum, hadi be! Hadi be! Hadi gel yavrum! Yavrum hadi, hadi gel! Tövbe, gene kaybettik. Biz buraya Uhu'yla mı yapıştık? Bütün para gitti. Biz de gidelim. Hadi Ayşe. Hadi Ayşe. Hadi kızım, ayrıl gel. Ayrıl gel Ayşe. Hadi kızım. Hadi Ayşe. Kim bu Ayşe? Ne Ayşe'si be? Ayrıl da ben dediğin Ayşe. Yapma. Puh, Allah cezanı versin emi. Bir de evli ha. Kazını ayırıp sen mi alacaksın? Allah cezanı versin. Kim evli be? Kim olacak? Allah'ın cezası Ayşe diye sayıkladığın karı. Ayrıl da gel dediğin karı. Ha, o Ayşe mi? Ya o kadın değil. Beygir. Ayol, sen beni deli mi etmek istiyorsun Elif? Vallahi at Ayşe o. Dün yarışlara gittim. Ayşe diye bir at koşuyordu. Herkes öyle bağırıyordu. Ayrıl gel, ayrıl gel. Allah senin cezanı versin emi. Ayranı yok içmeye, tahtaravanla gider yarışa. Puh seni! Utanmıyorsun değil mi? Çocuklarının nafakasını at yarışlarında yemeye. Vallahi parayla... Sus! Bayılacağım! Sus, vallahi bayılacağım! Daha ne olsun? Bir kumarın eksikti. Defol! Karıcığım, bak! Bırak! Bırak! Karıcığım, bak! Senin karına da, Ayşe'ne de! Yanılıyorsun! Hayır, yanılmıyorum! Ay, bayılacağım! Ay, vallahi bayılıyorum! Hadi git! Konuşma! Git, gözüm görmesin! Defol! Defol, git! Git! Defol! Tövbe estağfurullah. Hani bu son? Hani bir daha oynamayacaktın? Boyun bozsun, devrilsin. Defol! Ah, çocuğumun hastane parasıydı o. 6 aydır biriktirdiğimiz paraydı o. Ne oluyor Halil ya? Ne olacak? Ocağımızı söndürdü. Geber inşallah. At yarışlarında sürün. Ağlama bacım. Nasıl ağlama? Evladımızın hastane parasını yemiş. 6 aydan beri yemeden, içmeden biriktirdiğimiz parayı. Çocuk için para lazım, biliyor musun Niyazi? En azından 500 bin lira. Karı kendini aldatıyor. Biriktirerek toplanır sanıyor. 10 yıl yemesek içmesek gene de toplayamayız bu kadar parayı. 10 yıl. Ya piyangodan çıkacak, ya totodan, ya da yarışlardan. Tek umut bunlar. Yoksa oynar mıyım? İşimiz şans oyunlarına kalmış. Ne diyorsun be Halil? Bizim şansımız olsa anamız kız doğururdu. Hem de şöyle etli butlu güzel bir sarışın. Sen de çok çirkin bir karı olurdun. Evde kalırdın lan. Kapıyı buldun mu Niyazi abi? Bakıyoruz. Gülizar 5 numara. Tamam. Hı. Selma 6 numara. O da tamam. Buldun mu?
Buldum. Buldun ha? Bir 100.000 verin. Bir sürpriz var. Gözün aydın. Havadan 100.000 lira. Oynamadım ki. Anlamadım. Oynamadım ki. Yani oynadım da yatırmadım. Kaç paralık oynamıştın? 50 liralık. Yani 50 liralık altını yatırmadın mı? Yatırmadım. Niye? 50 lira be! Bu bir şey mi? Geçen haftaki altılıyı da buldum. Hem de gene 50 lirayla. Ama onu da yatırmadım. Kaç para verdi biliyor musun? Tabii, 4 milyon. Peki dövünmedin mi? Kafanı taşlara vurmadın mı? Yo, niye vurayım? Nasıl olsa gene bulurum. Hemşerim bugün ne aldın? Kemik. Kemik yiyor bizim ihtiyar. 4 nala gidiyor martılar. Hani nerede tutturanlar, 5'te kalıp fıttıranlar, sürprizle aklını kaçıranlar. Bu ne be? Beyik, martılar üzerine istemiştiniz ya. Martılar ha? Sen hiç hayatında 4 nala giden martı gördün mü? Haklısın. 4 nal olur mu hiç? Kuş bu. Bir dakika düzelteyim. 2 nal gidiyor martılar. Tutturamadın. Evet, tutturamadım. Ben tutturdum. Altılıyı mı tutturdun? Altılıyı tutturdun mu? Tutturdum. Kaç liralık oynadın? 50. Hem de 50 lirayla. Yoksa atları rüyanda mı görüyorsun be? En az 600.000 okur. Köşeyi döndün Niyazi hadi. Niye? Niye mi? En az 600.000 alacaksın. Almayacağım çünkü yatırmadım. Yatırmadın mı? Yatırmadım. Vay salak vay. Kaçı oynuyoruz kaçı? 6'yı oynuyoruz. Ha oldu. Ah be Niyazi be kardeşim. Ah be kardeşim. Yatırılmaz mı be? Ne yapayım? Niyazi sen hakikaten tutturdun mu? Neyi? Altılı ganyanı. Tabii tutturdu. Ve yatırmadın. Evet. Bez doğrusu. Bunu başka yerde söyleme. Vallahi döverler seni. Ben böyle oynarım işte tamam mı? Niyazi. Arkadaşlar, sabahleyin yüzümü yıkamamıştım da bizim hatun gelip beni yıkadı. Sağ olsun, beni çok düşünür. Temiz olmamı ister. Tükürükle yüz yıkanır mı be? Tabii yıkanır. Nasıl yıkanır? İşte böyle. Bak yüzün tertemiz oldu. Evet, ücretler beyler. Ya şu benim kaseti koysana, ilham gelmiyor. Tamam abi. Niyazi abi, neşen yok. Yarışları tutturamıyor musun artık? Koku, kokmuyor. İhtiyar yok. Koca karı da yok. Minibüs kalabalık değil. Ayağıma kimse basmıyor. Bunlar olmayınca iş zorlaşıyor tabii. Son düzlüğe çıktılar ve Akkor'la Sert arasında büyük bir mücadelenin olduğunu görüyoruz. Evet, Akkor mu, Sert mi? Akkor büyük bir hamle yaptı ve Sert'i yakalamaya çalışıyor ama Sert tekrar ikinci bir hamle yaptı. Son pota, evet Akkor'un. Akkor kazandı. Büyük bir sürpriz. Akkor birinci, Sert ikinci, Gür Batur üçüncü ve Son Batur dördüncü. Büyük sürpriz. Allah kahretsin. Gülisar'a oynayalım abi. Gelemez, mesafesi değil. Ama Kazım biniyor, ata alışık. Gülisar'ın mesafesi değil, kilosu ağır, 65 kilo. Tabelaya bile giremez. Koçero'yu oynayın. Ama kağıdı yemezsen. Sen karışma. Koçero yarışı bile bitiremez. Beni dinleyin, Koçero'yu oynayın. Git Belkis'e oyna, hadi. Oldu. Gördün mü Koçero geldi. Ben alçaylanmıyorum. Bence Fury. Bence Serçe. Sonra söylemedi demeyin. Serçe.
Git Selma'ya oyna. Selma. Hı hı. Gördün mü serçe geldi. Gene benim dediğim geldi. Kasım, bir adam var. Bütün yarışları biliyor. Hatta Koçoro'yu bile. Tek kalemde. Ya, nasıl biliyor acaba? Anlamadım ama biliyor. Hadi, bulalım bu herifi. Bir dakika. Buradan kaçan birini gördün mü? İçeride. Bir dakika. Sen benim ata binecek jokey Ahmet olmalısın. Yarış neredeyse başlayacak. Hadi gidelim. Hiç Arap atına bindin mi? Binmedim. Ama Arap bisikletine bindim. O da ne demek? Öyle. Hadi atla bakalım. Nereye? Kuma mı? Ata evladım. Ata nasıl atlanır? İstersen balıklama atla. Ata balıklama atlanmaz. Nasıl atlanır? Beygirleme atlanır. Salim, beni deli etmeden bindir şu adamı ata. Hadi yürü. Atı tutun ya, beni niye tutuyorsunuz? Ben binerim. Şimdi ayvayı yedin Niyazi. Sayın yarışseverler, bugünkü yarışa katılacak atlar piste çıktılar. 2400 metrelik yarış biraz sonra başlayacak. Bir numarada Elham, ikide Özlem, üçte Martı, dörtte Esenyel, beşte Aldatmaz, altta Şahcan. Start verildiğinde yarış başladı. Atlar toplu sayılabilecek bir starttan sonra bariyer dibinden Elham ve Özlem bir boy öne geçti. Diğer atlar da geriden geliyor. Ancak bir dakika sayın seyirciler, gözlerime inanamıyorum. Dünya pistlerinde şimdiye kadar görülmeyen bir olay bizim pistlerimizde görülüyor. At ters gidiyor sayın seyirciler. İnanamıyorum. Dört numaralı at ters gidiyor. Jockey Ahmet ata hakim olamıyor sayın seyirciler. Bu arada biz yarışa dönelim. Beş at son hızla topuya doğru yaklaşırken Esenyel Jockey Ahmet de hala ters gidiyor. Evet sayın seyirciler. Bu arada Elhan ve Özlem yarışı hala önde götürüyor. Arkasında Martı ve Aldatmaz Şahcıhan. Martı'nın hemen sağrısındaki Aldatmaz atak yaptı ve Özlem'in sağrısına kadar sokuldu. Elhan ve Özlem hala önde gidiyor. Bu arada Martı atak yaptı Elhan'ı yakalamak üzere. Arkasından Şahcıhan'ın ataklarını görüyorum. Elhan, Özlem, Martı, evet Şahcıhan'ın atakları ve Ahmet neticede jest gibi uçtu ve yere çakıldı. İşte aradığımız adam bu. Eyvah karım. Karıcığım. Aa, bu benim karım değil. Götürün. Bana bak. Sana son defa soruyorum. Yarışları kimden alıyordun? Kim veriyordu? Kendi kendime. Kendi kendine ha? Ulan yarışları ayarlayan benim. Ben bilmediğim halde sen nereden bileceksin? Benim özelliğim bu. Senin özelliğin bu ha? Ben şimdi gösteririm sana özelliği. Konuşturun.
İnanmadık herife. İnanmayan sensin. Ah ulan ah. Adamı dinlesek şimdi milyoner olmuştu. Senin kafana sıçayım kafana. Haklısın. Ne biçim adamsın be? Allah cezanı versin. Adam dayak yemekten hoşlanıyor. Sopa yedikçe gülüyor. Ya, öyle mi? Evet. Öyleyse bir de güzellikle deneyelim bakalım. Gel benimle. Biliyordum zaten. Çok zalim davrandın. Dönme kız. Merak etme. Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer Kürkçü dükkanı. Geberesi. Bir gelse ben ona gösteririm. Ha şöyle. Adam gibi sorun, cevap vereyim. Nedir senin benden istediğin? Yarışlar mı? Evet, yarışlar. Söylesene. Madem senin istediğin yarışlar, verdim gitti. Güzel. Öyleyse hemen çalışmaya başla bakalım. Tahminlerini yaz. Hemen mi? Hemen dedik ya. Hemen dedik ya. Hadi artık bitir şunu. Neredeyse yarışlar başlayacak. Hay Allah. Al. Altı yarışta tamam. Şişman. Hepsi tutacak. Alo. Veriyorum yaz. Birinci ayak 2. İkinci ayak 5. Üçüncü ayak 8. Dördüncü ayak 4. Beşinci ayak 6. Son ayak 1. Tamam mı? Seni dinliyorum. Altısı da tutmadı. Bir teki bile gelmedi. Hiçbiri gelmedi, hiçbiri. Sen benimle dalga mı geçiyorsun be? Bana bak. Adam gibi yarınki yarışları düşün. Eğer bilemezsen Veli Efendi de seni koştururum. Altılı koşuda mı? Ulan dua et, sana ihtiyacım var. Hadi. Hadi durma, çalışmaya başla, durma.
İlham gelmiyor. Bir eksiğim var. Aa, buldum. Minibüs. Evet. Bana minibüs lazım. Ben tahminlerimi hep minibüste yapardım. Bana minibüs getirin. Minibüs mü? Evet, minibüs lazım. Eğer minibüs getirmezseniz bir şey yapamam. Başlarım şimdi senin minibüsünden. Bana bakın. Şuna minibüs taklidi yapın. Hadi iskemleleri ortaya koyun. Ortaya koyun. Sen şoför ol. Ha? Ne şoförü? Minibüsün şoförü. Çünkü minibüs gibisin. Sen olmaz dersen, ben de olmaz derim. Hadi sene be. Yan otur. Az benzin yakarsın. Sen de muavin ol. Arkadaşlar, muavin bağırdığı zaman itişe kakışa minibüse bineceğiz. Yavaş girmek yok. Muavin, hadi bağır bakalım. Hadi Topkapı. Topkapı, 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 Topkapı. Hadi arkadaşlar dalın. Topkapı. Hey, arkadaş. Yavaş be. Gitme ya. Hey, dur. Allah. Önüne baksana be. Geç şurada sen. Ne işin var senin minibüsün dışında? Ezilirsin, gir içeri. Aa. Şşt, buradan olmaz, kapıdan. Dolaş da gel bakayım. Şoför, arabayı çalıştır. Nasıl yani? Bilmiyor musun? Öğret bakayım. Ha, işte böyle. Şuna bir tokat patlatın. Dur ben vurayım. Bir daha terbiyesizlik yapma. Ulan kel motoru çalıştır. Gider gibi sallanın. Hay Allah, müziği unuttuk. Şoför! Teybe kaset koy, minibüs müziği olsun. Ben de diyordum, niye İlham gelmiyor? Sesini biraz daha aç. Ey Allah! Tamam mı? Belki buna bilirsin, boş peşinde yarinin. Belki buna bilirsin, kabahat sen değilsin.
Son yarışın adı Şüpheli. Tamam Kazım abi. Son yarış Şüpheli'ye oynanacak. Ben telefonla sonucu sana bildiririm. Peki abi. Oyuna para yatırılmayacak. Kofti'den oynanacak. Günün 1400 metrelik çim pist yarışında Uğurtay Paydar ve Gökhan başa baş bir mücadele çıkartıyor sayın yarışseverler. Son 600 metrede Gökhan'ın hemen gerisinde Şüpheli'yi görüyor. Atlar toplu halde gidiyor. Ve yarışın favorisi Şüpheli yarışı arkadan takip ediyor. Uğurtay önde, Paydar ikinci, Gökhan üçüncü. Ben Kazım, söyle. Şüpheli sonuncu geldi abi. Ne? Şüpheli sonuncu mu geldi? Şüpheli sonuncu olamaz. Ama olmuş. Sonuncu olmuş. Demek bir eksik var. Tabii var. Ne? Tahmin yaparken dinlediğim kaset yok. Şiki Baba kaseti. Bu kaseti bulun. Şiki Baba kaseti? Hı. Şiki Baba kasetini bulun. Şiki Şiki Baba var mı? Yok efendim. Yok ha? Yok. Affedersin kardeşim. Şiki Şiki Baba var mı? Yok. Yok mu? Yok. Şiki Şiki Baba var mı acaba? Maalesef yok efendim. Bir Şiki Şiki Baba rica etsem? Yok. Yok. İstediğiniz kaseti bulamadım. Her tarafı iyice aradın mı? Aradım. Gene de bulamadın mı? Bulamadım. Şimdi ne olacak? İçinizde bu şarkıyı bilen var mı? O zaman bu iş yatar. Ben biliyorum. Güzel. Sen kaset gibi söylersin. Ha, bir şey daha var. Benim bindiğim minibüste yaşlı bir kadın vardı. Sonra başucumda duran kokan bir adam vardı. Onlar da olmalı. Ulan insanı deli etme. Nereden bulacağız bunları? İçinizden biri koca karı olsun. Biri de kokan adam. Hay Allah. Sallanın bakayım. Koca karı, dedikodu yap. Ah dostlar, bende bir gelin var düşman başına. Daha kırıt. Ah dostlar, bende bir gelin var düşman başına. Bizim beye bile kafa tutuyor. Benim oğlanı avcunda oynatıyor. Ya, her şarkıya başla. Böyle bir gelin görülmüş müdür? Ne bulaşık yıkar. Ne çamaşır yıkar. Bizim gelinin aklı fikri hep gezmekte. Bir de bizim mahalleye... Şiki şiki baba. Allah. Aynı ya. Aynı ya ba. Elif meri turik. Şuna bir tokat patlatın. Ben vurayım. Kel şarkıya devam et. Şiki şiki baba. Aynı aynı ya ba. Elif meri turik. Gel fakiri ya ba. Nereden giriyor bu yolculuk? Son yarış Nazlı olmalı. Bir de dünya efendisinin beyi var. Mükremin bey. Zavallıcım ağzından geliyor. Bu kadar elinden kim bilir neler çekiyor. Kel. Son yarış Nazlı. Şiki şiki Nazlı. Aynı aynı Nazlı. Nazlı sonuncu geldi abi. Diğerleri tuttu. Tabii tutmaz. Neden tutmadı? Hı? Söyleyeyim. Önemli bir şey eksik de ondan. Göreceksiniz. Hepsi tutacak. Neymiş o eksik?
Hakiki minibüs getirin. Ne? Hakiki minibüs mü getireceğiz? Yahu sen aklını mı kaçırdın? O zaman bu iş yatar. Şakadan minibüs olur mu? Ya hakikisi ya da bana eyvallah. Dur. Minibüs muhakkak lazım. Kaseti de bulun. Hadi bağır. Topkapı hemen. Hemen gidiyor Topkapı hemen. Acele edelim Topkapı. Hemen dalın. Hemen diyor. Hadi Topkapı. Allah kahretsin be. Sen de şuradan. Bir dakika. Basma üstüme. Bir dakika ya. Başla bakayım. Sen de kaseti koy. Aha dostlar, şu minibüsler şimdiki yolculuğun bir türlü tadı tuzu kalmadı. Neydi o eski tramvaylar, otobüsler? Her zaman her gidişimde açardım, peynir ekmek yerdim. Nerede şimdi ayol üst üste üzüm salkımı gibi yolcular? Oramızı buramızı mıncıklıyorlar bir de. Anlaşıldı benim gelin devamlı neden minibüse biniyor? Orasını burasını mıncıklatmak için biniyor. O Şazimen karısı yok mu? O alıştırdı zaten onu. Vallahi billahi bıktım bu minibüs. Ay yakışıklı delikanlılar biniyor bazen ama yer bile vermiyorlar. Hep ayaklarda gidiyorum. Hayatım bu yaştan sonra da çekilmiyor ki. Anlatamıyorsun ama derdini bir türlü. Bıktım vallahi bilmeyi bıktım. Dostlar, Allah kurtarsın. Hepsi tuttu Kazım abi. Evet. Güzel. Aferin Niyazi. Bütün tahminlerin tuttu. Hadi bakalım. Şimdi yarınki yarışlar için çalış. Tamam. Topkapı hemen. Dalın. Şu bizim bey yok mu? Bir türlü yaranamadım gitti. Ayol diyorum gel beraber çıkalım alışverişe. Beni hep yalnız bırakıyor. Devamlı gitti yer kahve. Hep oyun. Bıktım vallahi. Hepsi tuttu Kazım abi. Aldığını tamam. Tam 45 milyon verdi. Keşke oynasaydın. Evet. Evet seni dinliyorum. Evet. Evet. 45 milyon mu? Vay be! Keşke oynasaydık. Altılı çok para verdi. Üzülmeye gerek yok patron. Maden nasıl olsa elimizde. Doğru söylüyorsun. Bu sefer yüklü oynayacağız. Hem de bütün servetimi ortaya koyarak. O zaman milyarder olacağız. Kazım'ın imparatorluğunu ilan edeceğiz. Haydi Niyazi! Göster kendini. Göstereceğim. Sana 5 milyon vereceğim. Hayatın kurtulur. Sahiden bu salağa o parayı verecek misin? Ha? Verecek misin? Verir miyim? Yem atıyorum. Daha candan oynasın diye. Oynasın sonra icabına bakarız. Haydi Niyazi başlayalım. Dostlar bu minibüsler şimdi baba. Bir türlü başından çıkartılmıyor. Birader o zaman sen gidip gelsene. Alışverişleri sen yapsana. Nerede? Dinleyen kim? Her yere
ben, çarşıya ben, pazara ben, alışverişe ben. Vallahi bıktım, hele bir de karşınızda Hacca Hanım var. Hacca Hanım'ın kocasını görmeyin, kuzu gibi vallahi. Her tarafa alışverişe o gider, çocuklara o bakar, sabah kaldırır okula gönderir. Ben de nerede? Bir de beni kendi yetmiyormuş gibi arkadaşlarını getirir. Şu oturun evde konken partileri, kuker partileri, onlara çay demle, kahve yap, hizmet et. Vallahi bıktım, yıllardır saçı süpürge ediyorum evladım. Bir türlü yaranamadım, geçen dedesi beğenirsin. Boyanın iyisi yaldız, kadının iyisi baldız demez mi? Ah kız kardeşime mi göz koydu ne? Vallahi billahi canıma takdirdi. Evladım sen niye hiç konuşmuyorsun yavrum? Kazımcığım. Hadi çocuğum sen de konuş. Hep ben konuşuyorum Kazımcığım, ama biraz da sen konuş. Bütün yarışlar tamam. Al. Yarışlar neredeyse başlayacak. Ben oynamaya gidiyorum. Arkadaşlar bu fırsat elimize bir daha geçmez anladın mı? Ben Niyazi'nin yazdığı atları gördüm, oynamaya gidiyorum. İsteyen gelsin. Yürüyün bakalım keresteler. 4 saat sonra don gömlek kalacaksınız. Yarışlar büyük sürprizlerle geçiyor. Bende 5 yarışta 5 var. Bu son yarış. Oyma Pınar gelirse ki gelecek, kral olacağım, kral! Altılı Ganyan'ın son ayağı biraz sonra başlayacak sayın yarışseverler. Atlar Starbucks'taki yerlerini aldı ve startın verilmesini bekliyorlar. Start verildi şu anda ve toplu sayılabilecek bir çıkıştan sonra bariyer dibinden Oyma Pınar numarayı aldı ve önde götürüyor yarışı. Onun hemen sağrısında Bodrum, onun sağrısında da Bahadır, Erbatur ve Arslan Bey müşterek bir at gibi yarışıyorlar. Gerilerde Neslihan, Külhan Bey, Şahçıhan ve Saffet'i görüyor. Saffet bir hayli geride. Oyma Pınar hala önde. Bodrum onun arkasında. Bahadır Bodrum'un sağrısında ve onun arkasında da Erbatur şeklinde yarışıyorlar. At
Kayalıklar 1200 metreye gerilirken Oymakunar hala önde gidiyor. Bahadır şu anda ikinciliğe girdi. Erbatur üçüncü, Arslan Bey dördüncü, Saffet'in hamle yaparak beşinciliğe girdiğini görüyorum. Evet, şu anda Arslan Bey ve Saffet beraber gidiyorlar. Saffet, Arslan Bey sıyırdı ve Erbatur'la müşterek koşuyorlar. Oymakunar hala önde. Bodrum arkası da Bahadır üçüncü at olarak görüyor. Hadi oğlum, atlar, hadi Oymakunar, geri kalma oğlum, hadi! Hala önde. Onun arkasında Ayrıl da gel oğlum, hadi Oymakunar, hadi yakma beni! Onların arkasında Erbatur ve Arslan Bey var. Yarış büyük bir mücadele sürüyor sayın yarışseverler. Bütün servetim ayaklarında. Hadi oğlum. Saffet, Bahadır, Erbatur ve Arslan Bey. Koş be! Koş ulan, yakma beni! Geri kalıyorsun! Koş ulan, hadi! Koş ulan! Koş ulan! Ama arkalardan Bodrum ve Saffet'in de hamle yaptığını görüyorum. Evet, Oymakunar ve Bodrum. Hemen arkasında Saffet. Oymakunar mı Saffet mi? Koş be! Oymakunar mı Saffet mi? Evet, son anlar. Oymakunar önce, Saffet arkada, Saffet'in arkadan bir hamlesi var. Fotoya doğru Saffet çıkıyor. Koşsan ulan! Evet, koşsun lan! Bodrum üçüncü, Saffet çoktan fotoyu geçti. Oymakunar üç boy geçti. Hepsini tutturdum. Yaktın beni Oymakunar. Halil, bu senin çocuğuna. Tedavi ettir. Yo, almam. Alacaksın. Taş atıp yorulmadım. Yarışlarda kazandım. Bu da mahalleli için. Herkes borcunu ödesin. Minibüsü satın aldım. İçinde kim varsa hepsini maaşa bağladım. Şimdi eve gidip bizimkilere gözükeyim. Zehra? Nerelerdeydin kocacığım? Zehra! Çekil oradan! Çekil diyorum sana! Çekil oradan! Nerelerdeydin be herif? Ha? Cebinde para kalmayınca döndün değil mi? Hadi bul! Hadi geldiğin yere! Hadi! Aynana! Hele bir dur! Para. Bunun içinde tam 200 milyon lira var. Hepsi de bizim. Bana fenalık geldi. Bayılacağım. Nereden geldi bunlar? Kim verdi? Saffet verdi. Saffet de kim? At. Yarışta ona oynadım, kazandı. Baba! Babacığım, seni çok özledik. Ben de sizi çok özledim. Çocuklar, kapının önüne çıkın bakalım ne var. Hı? Benim canım damadım, gel. Gel, sana yukarıda kendi elimle bir çorba pişireyim de iç, hadi. Ne çorbası? Ben pirzola isterim. Oo, sen emret, sana ciğerimi kesip yedireyim, gel. Senin ciğerini kediler yesin be. Hadi Saffet, hadi Saffet. Ayrıl da gel. Ayrıl da gel. Saffet. Ulan bizim karı bizden fazla yarışçı oldu.